10. reşa. Arkadaş, o zat-ı mürşit nev-i beşeri korkutmak için pek müthiş hakikatlardan bahsediyor. Ve insanları tefsir için kalpleri celp ve akılları celbeden meselelerden haber veriyor. Yahu hakaik ve garaydı keşf için insanlarda öyle bir şevk, öyle bir merak var ki garip bir hakikati keşf yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar. Bu zatın aleyhissalatü vesselam keşf ve ihbar ettiği hakaike niçin ehemmiyet vermiyorlar? Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıddıkın gibi ehl-i şuhud ve ashab-ı ihtisas bir ittifak o zatı tasdik etmiş ve ediyorlar. Bu zat aleyhissalatü vesselam öyle bir sultanın şuunundan bahsediyor ki kamer onun mülkünde bir sinek gibidir. Acip hakikatlardan bahsettiği gibi pek müthiş infilak ve inkılaplardan da haber veriyor. Bakınız o hutbe-i ezelide اِذَا الشَّمْسُ كُبْرَتْ اِذَا السَّمَاءُ فَدَرَتْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا gibi tilavet etti ayetlere dikkat ediniz. Ve beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki dünyevi istikbal ona nispeten bir katre hükmündedir. Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur. Evet, bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır. Bizleri bekliyorlar. Biz de onları intizar ediyoruz. Binaenaleyh o acayibi görüp bize keyfiyetlerini hikaye etmek için harikulade bir insan lazımdır ki o harika garaibi görsün ve gördüğü gibi bize de söylesin. Ve keza o zat Halık'ımızın bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor. Ve çok hakikatlerden, meselelerden haber veriyor ki onlardan kurtuluş yoktur. Feya acaba ekser nas neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden kulak tıkıyorlar. Evet. Şimdi 10. reşyan tekrar başına dönelim. Kur'an-ı Kerim'de muadelete medar bir ölçü şu. Kur'an'ın ayetlerinin hemen yarısı teşvik ayeti. Kur'an'ın ayetlerinin aşağı yukarı yarısı teşvik ayeti. İmana, İslam'a, rahmete, inayete, hidayete Kur'an ne yapıyor? Beşeri teşvik ediyor. O teşvikin karşında da cenneti, bekayı, likayı, rüyete mazhariyeti beyan etmiş oluyor. Kur'an'ın aşağı yukarı yarısı da tehdit ayeti. Sorgulanacaksınız. Bütün nimetlerden sorgulanacaksınız. Yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem. Demek Kur'an'ın yarısı teşvik ayeti, yarısı tehdit ayeti. Bu itibarla Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman Peygamberimizde de iki isim ve iki ünvan öne çıkıyor. Birincisi Peygamberimiz Nezir. Pek külli büyük hakikatlardan haber veriyor. Korkutuyor. Sakar var. Cehennem var. Ebedi azap var. Sırat var. Sizden hiçbiriniz sırata uğramadan cehenneme, cehennete geçemeyeceksiniz ayet. Bütün insanlar sırata uğrayacak. Sırattan cennete geçirecek. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Bakın. Kabir azabı var. Sorgu var ve sual var. Peygamberimiz nezirdir. Bak. Cehennem azabından,
hayat-ı bakiyede azab-ı ilahiden, Cenab-ı Hakk'ın Kahhar isminden, Cebbar isminden, Müntakim isminden haber veriyor. Peygamberimizin diğer isim ve ünvanı da Beşir. Tabi Nezir vasfı ile ilgili çok şeylerden söylenebilir. Kütüb-ü Sitte'de mesela bir hadis var. Çok cari bir dikkat bir hadis. Peygamberimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde bir kul şu dört şeyden sorguya çekilmeden bir tarafa adım atamaz. Bak, kıyamet gününde bir kul şu dört şeyden sorguya çekilmeden önce hiçbir tarafa bir adım atamaz. Birincisi, bak, hepimize sorgulanacak. Ömrünü nerede tükettin? Bak, herkes kendi muhasebesini yapsın. Bak, ömür dakikaları ne kadar kıymetli, ne kadar ehemmiyetli. Bak, bir mütefekkir bir insan demiş ki, çok cali bir dikkat, bir cümle çok hoşuma gidiyor. Tekrar dünyaya gelseydim, nefeslerimin nabzını tutardım. Bak, her şeyi konuşamazsın. Her yerde oturamazsın. Her şeyi yiyemezsin. Bak, her mekana gidemezsin. Birinci sual, ömrünü nerede tükettin? İkinci sual, gençliğini nerede eskittin? Gençliğini nerede, nelere harcadın? İkinci soru bu. Üçüncü soru, malını nereden kazandın ve nereye harcadın? Allah sana mal verdi, mülk verdi, servet verdi. Bu malı nereye harcadın? Nereye sarf ettin? Nerede kullandın, nerede israf ettin? Dördüncüsü, öğrendiğini ilimle neler yaptın? Yani ilmiyle amil oldun mu? Sana veren ilimle hakka, hakkata, imana, Kur'an'a hizmet ettin mi, etmedin mi? Şimdi bütün insanlar, bütün Müslümanlar şu dört sualin cevabını verecek. Peygamberimiz bu dört sualden sorguya çekilmeden hiçbir kimse bir tarafa adım atamaz. Yine Kütüb-ü Sitte'de Hazreti Ebu Zer'e peygamberimizin bir hadisi var. Bu hadisi üzerinde çok düşünmek, tefekkür etmek lazım. Peygamberimiz buyuruyor ki, ya Ebu Zer, bak, gemini yenile. Ya Ebu Zer, gemini yenile. Çünkü deniz çok derindir. Gemini yenile. Gemi mahiyeti insanı olarak alırsak, değil mi? İnsan mahiyeti alırsak, gemiyi yenilemek ne demek? Değil mi? İmanını tahkik derecesine çıkart. Zikirle, tesbihle, tefekkürle, itaat ve inkiyatla, manevi hayatını tahkik derecesine çıkart. İman şuurunda kavi ve metin bir keyfiyete çık. Ya Ebu Zer, gemini yenile. Çünkü deniz çok derindir. Azığını tas tamam al. Çünkü yolculuk pek uzundur. Bak, bek alemine gidiyoruz ya. Kabir var, haşre çıkış var. Mahkeme-i kübrada bekleme var. Mizan var, terazi var. Cenab-ı Hak ehli imanı muhafaza etsin. Bakın. Azığını tas tamam al. Şüphesiz yolculuk pek uzundur. Sırtındaki yükünü hafif tut. Hakkat noktasında varlık, devlet, serbet. Bak, bunlar ne? Birer hakkat noktasında birer yük. Bütün bunlardan ne yapacağız? Sıraya ve sorguya çekileceğiz. Sırtındaki yükünü hafif tut. Çünkü tırmanacağın yokuş çok sarptır.
malımızdan, varlığımızdan, devletimizden, servetimizden sıraya çekileceğiz. İslam fıkhında çok ehemmiyetli bir ölçü var. Evet. Helal kazandın. Bir de Allah korusun, haram kazananlar var. Elini, malını, ruhunu, kalbini, gönlünü kirletenler var. İslam fıkhında çok önemli bir ölçü. Helalin ahirette hesabı var. Haramın da azabı var. İşte Peygamberimiz Ebu Zer'e yükünü hafif tut çünkü tırmanacağın yokuş çok sarttır. Ve amelinde ihlaslı ol. Amelinde ihlaslı ol. Zira her şeyi görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabbin senin yapıp ettiklerinden haberdardır. Bak. İşte Peygamberimiz nezir olduğu için bu büyük hakikatlerden, bekadan, ebediyetten, Cenab-ı Hakk'ın Kahhar isminin tecellisinden, cehennem azabından Kur'an diliyle haber veriyor, ya, ikaz ediyor, müminleri teyakkuza sevk etmiş oluyor. Aynı zamanda Peygamberimiz beşirdir. Bak, bak. Bize Resulullah'ın müjdesi var ya, bakın. Ne? Yokluğa gitmiyoruz ya. Ölüm bitiş değil. Ölüm tükeniş değil. Ölüm beka alemine adım atmak. Dünyanın külfetinden kurtulmak. Zindanı dünyadan bostanı cinana intikal etmek. İşte Peygamberimiz haber veriyor. Cennet var. Ebedi bir saadet, ebedi bir surur, ebedi bir inşirah var. Bir diyar-ı lezzet, bir menzili saadet var. Bakın, bir diyar-ı lezzet, bir menzili saadet var. Başka lika var, lika. Allah'a kavuşmak var. Ha. Rüyetullah var. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine masariyet var. Ve bu masariyetler ebediyen devam ediyor. Halidina fiha ebeda. Bitmiyor ve tükenmiyor. Ziyadesiyle külli rahmete, inama, ihsana, ikrama masariyet var. Bu masariyeti 124 bin peygamber, 124 milyondan evliye ve asfiyelerle birlikte paylaşmak var. Bakın. Demek, bakın, cennet güzel diyor değil mi? Cennette beka, cennetten daha güzel. Cennette tek olsan o da güzel ama dostlarıyla, gönül dostlarıyla, ya, peygamberlerle, evliyalarla, esviyalarla, yüksek kamilin insanlarla, zatlarla beraber olmak daha güzel. İşte halidina fiha ebeda sırrıyla beka var, ebediyet var, rüyet var. Değil mi? Ve cennette devam var, devamda kıvam var, kıvamda devam var. İla nihaye, bakın, namütanahi nimetlere masaliyet var. İşte Peygamberimiz, bak, bunların haberini getirmiş. Şimdi burada Bezme Hazretleri çok hakimane yahu diyor ya, bak yahu, 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 yani. Yahu ikaz, değil mi? Yani aklını başına al, kendini toporla, dikkatle, ibretle meseleye bak. Yahu diyor, hakaik ve garaybi, hakikatları ve garip şeyleri keşfetmek için insanlarda öyle bir şevk ve öyle bir merak var ki, garip bir hakikati keşf yolunda canlarını, mallarını feda ediyorlar. Bakın, şimdi televizyonlarda mesela hayvanlar alemi var. Ya adam bak, sazlığın içerisine girmiş. 15 gün, 1 ay suyun içerisinde. Neyi araştırıyor? Şu yaban ördekleri nasıl yaşıyorlar? Nasıl çoğalıyorlar? Merak bak. 15 gün. Bak. Dağa çıkıyor. Allah Allah. Bu hayvanların hayatları, nitelikleri, özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Toprağın derinliklerine iniyor. Ve çoğu zaman da sarp uçurumlar içerisinde uçuyor, hayatını kaybediyor. Merak.
İşte kainatta yani bir mahlukun, bir böceğin, bir sineğin, değil mi? Bir karıncanın, bir virüsün, bakın, nitelik ve vasıflarını inceleme noktasında insan bir ömür harcıyor. Nefesini tüketiyor. Peki, tamam, bunları ara da, peki, Peygamberimiz neyi keşfetti? Bakın, neden haber verdi? Neyin habercisi? Ya Efendimiz Aleyhisselam, bak, keşf ve ihbar etti hakikatlere karşı, niçin diyor bu insanlar bu kadar duyarsız kalıyorlar ya? Bak, bak, ya Peygamberimiz ebediyetten haber veriyor ya. Beka var, ebediyet var. Allah var, ahiret var. Daim bir saadet, ebedi bir sürur var. İşte bu zatın aleyhissalatü vesselam keşf ve ihbar ettiği hakaike niçin ehemmiyet vermiyorlar? Halbuki bütün enbiya ve evliya ve sıddıkın gibi ehli şuhud ve ashab-ı ihtisas, bütün ihtisas sahibi olan zatlar bir ittifakla o zatı tasdik etmiş ve ediyorlar. Bakın, Peygamberimizin beyanına bakın. Yani Resulullah'ın beyanı mücerret bir iddia değil. Hayal değil, vehim değil ya. Bak, öyle bir hakikatten haber veriyor ki bu hakikati, değil mi? Mazide 124 bin peygamber aynı manaya parmak basmış. Allah var, ahiret var, hesap var. Bir dar-ı saadet, bir dar-ı mükafat ve bir de ebedi kahar isminin tecellisi olan mekanlar var. Şimdi bütün bu hakikatları 124 bin peygamber, sonra Resulullah'tan sonra gelen evliyalar, asfiyalar aynı manayı ne yapmışlar? İfade etmişler. Bak, Peygamberimizin bak sözünde yalan yok. Bu vehim değil. Bir yaban ördeğini, bir böceği, bir sineği araştıran insan ya Resulullah'ın bu haberine karşı nasıl lakayt kalabilir? Ve buna nasıl bir insan denilebilir? İşte diyor, bak, nasıl o zat, nasıl bir sultandan bahsediyor. Bakın, kamer, ay, onun mülkünde bir sinek gibidir. Allah'ın mülkünün vus'at ve genişliğine bak. Ya, ya. Ezelden ebede kadar, zerrelerden galaksilere kadar, yer ve gök, dünya ve ahiret Allah'ın mülkü. O mülk ilahi içerisinde kamer aynı bir sinek kadar diyor ya. Acip harikalardan bahsettiği gibi pek büyük müthiş infilak ve inkılaplardan haber veriyor. Bakınız, o hutbe-i ezeliyede burada 3 tane ayeti kerimeyi beyan etmiş. İzaşşensü küvret. Güneş dürülüp toplandığı zaman, bakın, güneş dürülecek. Ya nasıl azim bir tecelliyat ya. Bak, güneş dürülüyor, toplanıyor. Bak, evde bir lambanın sönmesi değil, değil, bir ampulün patlaması değil. Ya. Bir elektrik santralinin sönmesi değil. Bak, güneş sönecek. Dürülüp toplanacak. Bak, nasıl azim bir hakikat. Ne kadar dehşetli bir hadise. Güneş dürüldüğü zaman. Bak, başka? İza sema'un federet. Gök yarıldığı zaman. Ya, gök yarıldığı zaman. Yani Allah için ya, derinliğine düşünmek lazım. İman şuuruyla bu meseleye bakmak lazım. Ve bir gün gelecek, Cenab-ı Hak buyurur, gök yarıldı. Gök yarıldığı zaman. Ya. Bir caminin kubbesi değil. Değil mi? Bir apartmanın bir sitenin yıkılması değil. Ya. Gök
yarıldığı zaman, değil mi? Yıldızlar birbirine çaktığı zaman. Ayetler var ya, ya dağlar yürütüldüğü zaman, denizler ateşe verildiği, yandığı zaman. Allah Allah. Başka? Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır, sarsıldığı zaman. Bakın, bunlar kıyametin alametleri. Kur'an'da kıyametin alametleri pek çok ayet var. Bak, ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntı geçirdiği zaman. Bakın İzmir depremini yaşadık ya. 6-7 derecesinde. Uzmanlar diyor ki eğer yani dünyada depremin şiddeti 11'e 12'ye çıkarsa işte kıyamet. Taş taş üzerine kalmaz. Allah'ın Kahhar Cebbar isimlerinin tecellisi. Celallarına tecelliler gelecek mi? Gelecek. Ya. Bunları yaşayacak mıyız? Yaşayacağız. Peygamberimiz bunlardan haber veriyor. Kur'an'ın lisanı ile müthiş hadisattan haber veriyor. İşte ne diyor burada? Ayetlere dikkat ediniz diyor. Beşer için öyle bir istikbalden haber veriyor ki Kur'an öyle bir istikbalden haber veriyor ki dünyevi istikbal ona nispeten bir katre hükmündedir. Şimdi bu cümleyi düşünmek lazım. Ya bütün dünya bağıyla, bahçesiyle, servetiyle, varlığıyla, devletiyle nimetler içerisine gark olsan, değil mi? Ya. Sultan Süleyman gibi. Ya. Saltanata, Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi hem risalet hem de peygamberlik vazifesi almış olsan bak ne olacak? Dünya, dünyevi istikbal ahirete nispeten bir katre hükmündedir ya. Bir katre. Şimdi bir katre, bir katre bir damla su. Büyük okyanusla mutlak bir derya ile kıyas edilir mi? Kıyasa girer mi? Dünyevi istikbal. Dünyanın parası, varlığı, devleti, şerveti, serveti. Neden hoşlanıyorsan, ne hoşuna gidiyorsan, neden telezzüz ediyorsan bütün onları topla. Dünyevi istikbal, hayat-ı bakiye nispeten bir katre hükmündedir. Başka? Ve öyle bir saadetten müjde veriyor ki, bakın Peygamberimiz öyle bir saadetten müjde veriyor ki, dünya saadetleri ona nazaran rüyalar gibi olur. Dünya saadeti rüya. Bak, geçici. Hayatı vakiye. İşte bu noktadan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim pek çok kitapları tazammın eden kutsi bir kitab-ı mukaddestir. Yani Kur'an kitab-ı marifettir, kitab-ı fıkıhtır, kitab-ı ameldir, kitab-ı ahlaktır, kitab-ı muamelettir vesaire pek çok. Bir de Kur'an aynı zamanda en büyük haber kitabıdır. Bakın, Kur'an-ı Azimşan en büyük haber kitabıdır. Bak, Kur'an, bakın, bak, kabir hayatından haber veriyor, sırattan haber veriyor, cennetten haber veriyor, cehennemden haber veriyor. Ya. Başka, mazideki dinden ve İslamiyet'ten uzaklaşmış gitmiş, peygamberlere ihanet etmiş kavimlerden haber veriyor. Değil mi? Başka, Cenab-ı Hakk'ın rızasına medar, kulun yapması lazım gelen görevleri, sorumlulukları beyan ediyor. Daire-i vücubun sır ve esrarlarından haber vermiş oluyor. Demek, Kur'an en büyük haber kitabı olduğu gibi Peygamberimiz de Kur'an'ın haberini ümmetine ve bütün beşere duyuran en sadık, en doğru, en güvenilir habercidir. Bakın, şu cümleye bakın. Evet, bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır.
bizleri bekliyor. Bak. Ya bak, bekaya çıkacağız ya. Ya. Mahkeme-i Kübra'da sığaya çekileceğiz. Dünya gidecek. Arkasında baki ebedi alem kurulacak. Bak, bizi bekleyen kainat çapında faaliyetler ve icraatlar. Bütün bu faaliyetlerin merkezinde kim var? İnsan var. İnsan sorgulanacak. Hayatından, ibadetinden, taatından, muamelatından, bütün Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bütün nimetlerden diyor Cenab-ı Hak, sığaya çekileceksiniz, sorgulanacaksınız. Evet, bu kainatın perdesi altında çok acayip şeyler vardır, bizleri bekliyorlar. Biz de onları intizar ediyoruz. Binaenaleyh o acayibi görüp bize keyfiyetlerini hikaye etmek için harikulade bir insan lazımdır ki o harika garayibi görsün ve gördüğü şeyi bize de söylesin. İşte Peygamberimiz bakın Miraç'a çıktı değil mi? Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar oldu. Bekalemine girdi. Cennet ve cehennem. Ona ne oldu? Orada misali levhalarda gösterildi. Bak. İşte bak. Haberi Cebrail'den aldı. Haberi doğrudan Cenab-ı Allah'tan aldı. Bu haberleri bize ya en sadık, en doğru bir şekilde aynen İfrat ve tefrit yapmadan kelamın beyanındaki manaya mutabık bir şekilde, net bir şekilde Kur'an'ın ihbaratını Resulullah bütün beşere duyurdu. Ve keza o zat Halık'ımızın bizden talep ettiği şeylerden bahsediyor. Bir de Allah kullarından ne talep ediyor, ne istiyor yani? Allah bizi niçin yarattı? Varlığımızın esprisine. Bize verilen şu cihazatlar, akıl, şuur, kalp, ruh, lisan, beyan, şu duygular niye verildi? Allah insanı niçin yaratıldı? İnsan dünyaya neden, hangi gaye, hangi maksat için gönderildi? Bu şeylerden Allah'ın bizim hakkımızda talep ettiği şeyleri de Peygamberimiz çok açık bir şekilde ne yapmış? Ümmetine ve bütün beşere duyurmuş, bahsetmiş. Ve çok hakikatlerden, meselelerden haber veriyor ki onlardan kurtuluş yoktur. Bak, onlardan kurtuluş yoktur. Peygamberimiz ne demişse haktır, ne söylemişse Allah'ın kudret ve iradesiyle tahakkuk edecektir. Bu haberlerden kurtuluş yoktur. Yani kıyamet kopacak, değil mi? Beşer tekrar dirilecek. Bütün insanlar Mahkeme-i Kübra'da Allah'ın huzuruna geçecekler. Peygamberler de dahil herkes ya hesaptan, sualden geçecek. Feyalil acaba diyor ya. Acaba, feyalil acaba. Nasıl göz yumuyorlar? Feyalil acaba. Ekser nas, insanların ekseri neden böyle hak şeylerden, şu hak ifadelerden, şu gerçek sözlerden, şu Allah'ın emirlerine karşı ekser nas neden böyle hak şeylerden göz yumuyorlar, hakikatlerden kulak tıkıyorlar? Ya bak, ekser insanlar bak işte kör. Sağır ve efkem. Gözleri var ama görmüyorlar. Kainat kitabını, Allah'ın en büyük sanatı olan şu kitabı kainatı okuyamıyor. Görmüyor. Kulakları var, işitmiyorlar. Dilleri var. Bak, efkem, lal konuşmuyorlar. Kur'an'da var ya, sümmün, ummün. Onlar kördür, görmezler. Sağırdır, işitmezler. Epkemdirler, konuşmazlar.